Vallahi durum ortada Sayın Başkanım. Durum vahim. Çalışmıyoruz bildiğiniz gibi. İşimiz gücümüz şu an yok. Elektrik, su, doğalgaz, kiralar bildiğiniz gibi duruyor. Bunları karşılayamıyoruz. Çünkü neden karşılayamıyoruz? Çalışmadığımızdan dolayı karşılayamıyoruz. İçinde bulunduğumuz o kadar zor yani bir dönem ki gerçekten bu isteklerimizi karşılayabilecek bir devletimizin olması gerekirken bizler burada böyle bir dayanışmayla, bir yardımlaşmayla bu işlerin içinden böyle çıkmaya çalışıyoruz. Biz yapmamamız gerekiyordu bunu. Yani bunun için bir ödenek ayrılması gerekiyordu. Yani çünkü hepimiz iyi günlerde herkes zaten şeyini veriyor. Yani vergilerini veriyor. Bu vergileri işte 3-5 kişiye ayırmak yerine ülkede yani bunu biliyorsunuz hepiniz, benim anlatmama gerek yok. Ya da bunun için herhangi bir ideolojiye de sahip olmaya gerek yok. İnsan olan herkes, bir vicdanı olan herkes her şeyi görüyor zaten. İstanbul Sanatçılar Odası Başkanıyım. Bu oda İstanbul'da ve Türkiye'de tek oda. Aynı zamanda yine Üsküdar Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanlığı'nı yapıyorum. Bu sektörün içinde bir insan olarak ortada bir afet durumu var ve sahne sanatçılarımızın tüm mekanlar, eğlence yerleri de dahil genelgeyle kapatılmıştı. Bu makam, bu yerlerde çalışan insanlarımız, esnaflarımız günübirlik çalışan, aldığı yevmiyelerle ailesini geçindiren insanlar. Aslında bu yazıdaki amaçlarımızdan bir tanesi de sahne sanatçılarımızın mağduriyetine dikkat çekmekti. Hatta bir böyle bir çalışmayı düşünmediklerini bile gördük. Çalışma yakınlarına bile geçirmediklerini de söyleyenler oldu. Gerçekten bu eksikliğin ne tür facialara yol açtığını da bu süreç bize göstermiş oldu. Mesleki günübirlik icraçlarımızın kayıt dışı kaldığı bu süreçte yasal tedbirlerin alınmadı. Hiçbir şekilde alınmadığını da gördük. İktidar sanatçıyı sahnede unuttu. Bu tabiri kullandı bir büyük ustamız. Dedi ki, iktidar sanatçıyı sahnede unuttu. Hem de ışık yanmıyor ve ses sistemi çalışmıyorken. Şimdi dedi ki, siz orada kalın. En son Ocak ayına kadar Sabahat Hanım müzisyenler taşmayasın diye bir etkinlik düzenlemişti ve çok da ses getirmişti. Burada yapılması gereken her şeyden önce bizim bir araya gelip örgütlü biçimde bununla mücadele edebilecek kurumları oluşturmamız. Demin sevgili dostumuz dedi ki sigorta, sanatçı sigortası. Biz bununla ilgili bir kanun teklifi hazırlamıştık. Sanatçı borçlanması diye. Dedi ki yarısını devletin ödeyeceği, yarısını da müzisyen kardeşimizin ödeyeceği bir sisteme dönüştürelim. Tüm müzisyen dostlarımızı ve sanatçı arkadaşlarımızı, yani burada bahsettiğim işte heykeltıraşlar, ressamlar, tiyatrocular, sinema emekçileri hepsinin küçük paralarla sigortalarla getirilmesi ve bunun sürecinde de zor zamanlarda işsizlik sigortası alabilmesini sağlamaktı. Komisyondan aşağı indirilemedi. Kültür Bakanı söz verdiği halde o zaman. O zaman daha başka kriplere ihtiyacımız var. Bunu çözmek için de en uygun yol ve yöntem bence siyasetin içinde daha çok olmak, daha çok sesimizi yükseltmek ve bir arada olabilmek. Birincisi şu, sakın kendinizi eğlence sektörü diye tanımlamayın. Siz sanatçısınız. Sanatçının aykırı bir yönü vardır, doğrudur. Sanatçı geleceği gören, ufku çizen kişidir. 7 ayrı dalda sanatını icra eder. Dolayısıyla zaman zaman medyada yer alan eğlence sektörü şöyle oldu, eğlence sektörü böyle, kendinizi onun tamamen dışında tutun. Siz bir sanatçısınız ve kimliğinizi ayrı bir yerde tutun. İster sokakta sanatınızı icra edin, ister sinemada, ister resimde, ister bir düğün salonunda, ama her halükarda siz sanatınızı icra ediyorsunuz. Bizim anayasamızda da özel bir düzenleme var sanatçılarla ilgili. Madde 64. Sanatın ve sanatçının korunması. Devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gerekli tedbirleri alır. Alabilir değil, alır. Buna hukukta emredici hüküm denir. Yani devlet ben almam diyemez. Alabilirim de diyemez. Almak zorunda, sanatçıyı korumak zorunda. Sanatın ve sanatçının gücünü siyasi otoritenin duyması lazım. Siyasi otorite derken illa hükümeti kastetmiyorum, bizi de kastediyorum. Yani siyasi
atmosferin sizin gücünüzü hissetmesi lazım. İkinci büyük sorununuz, çok parçalısınız. Yani bütün sanatçıların, bütün sanat dünyasını temsil eden bir çatı yok mu? Ve bu çatı çıkıp Kültür Bakanlığı'na demeli ki, sen nereden çıkarıyorsun kimin sanatçı olduğuna? Sanatçının kim olup olmadığına sanatçılar karar verir. Yani biz karar veririz demesi lazım. Yani sizin demeniz lazım. Bakın bir fonunuz var. Üstelik o fona siz para ödüyorsunuz. Yani sizin eserlerinizden ötürü o fona, Kültür Bakanlığı'na para gidiyor. 2017 rakamı, ki 2021'deyiz, 320 milyon lira. Yani sizin yaptığınız sanat eserlerinden kesilen ve Kültür Bakanlığı'na aktarılan bir para. Paranın ana amacı ne? Sanatı ve sanatçıyı korumak. Yani bu anayasanın gereğini yapmak. Bu para ne oldu? Bir sanat insanı kalkıp ya da bir örgütü kalkıp, arkadaş bizden kestiğiniz bu paraları nereye harcadınız diye niye sormuyorsunuz? Sizin paranız. Size ödenmesi gereken para. Bugün için ödenmeyecekler, ne zaman ödenecek bu para? Nereye gitti bu para? Hasan Bey'e de söyledim. Sinema filmleri oynuyor değil mi? Filmlerden sonra bir şeyleri kalkar. Işıkçısı, setçisi, efendim bilmem senaristi, oynayanlar, yardımcı oyuncular vesaire falan diye. Kültür Bakanlığı'na şunu sordunuz mu acaba? Burada oynayan insanların tamamı ne? Sigortası var mı yok mu? Kültür Bakanlığı sordu mu? Bakın bir genelgeyle bunu yapmak mümkün. Ödenek gerekiyordu. Belediyeler bize yardım etsin ya da belediyeler bu konuda belli adımlar atsın vesaire. Belediye başkanlarımız bu konuda gerçekten çok duyarlıyız yani. İstanbul'da öyle, Ankara öyle, İzmir öyle, Antalya öyle, Aydın öyle. Bizim bütün büyük belediye başkanlarına zaten biz bu konuda söylenmesi gereken şeyleri söyledik. Yani sanatçı arkadaşlara olabildiğince destek verin çünkü zor bir süreçten geçiyoruz. Sanatçı kolay yetişmez ki. 200'ün üstünde bir ülkede sanatçı intihar ediyorsa bu dünyanın her tarafında haberdir. Bakın sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında haberdir. Sigorta primleri konusunda düğün salonuna giden, sanatını icra eden bir kişiyi önce düğün sahibi onu bir günlük sigortalı yapmak zorunda veya üç günlük, kaç gün gidiyorsa sigortalı yapmak zorunda. Sanatçı da korkudan istemiyor. Çünkü beni sigortalı yap dese bir dahaki sefere çağırmam diyecek. Dolayısıyla bir çelişen bir şey var. Ama bir genelgeyle şunu yapmak mümkün. Her düğünde, yapılan her düğünde düğün salonuna diyeceksiniz ki düğün yapanların listesini bana getir. Nikah var zaten orada, belli zaten. Orada sanatını icra edenlerin sigorta primlerini yatırıp yatırılmadığını bana bildireceksin. Böylece hem siz zor durumda kalmayacaksınız, düğün salonu sahibi de mecburen sizi sigortalı yapacak. Çünkü aksi halde bir dahaki sefere izin vermeyecek. Kalıcı çözümleri siz yaratacaksınız. Sizin elinize kalıcı çözümler. Politikacıdan beklerseniz bana oy verecek misin der. Oy vermezsen sana hiçbir şey vermem. Siyasetin acımasız yüzü böyle değil mi? Böyle. Niye kendinizi oraya teslim ediyorsunuz? Sizin önderlerinizin olması lazım. Önderlerinizin. Sanat alanında çok popüler olan önderlerinizin olması lazım. Ve önderlerinizle beraber hareket etmeniz lazım. Sanatın yıldızları önderleriyle hareket ettiğiniz zaman çok güçlü bir potansiyel toplumsal destek görürsünüz. Gücünüzün farkında olun. Ve size söyleyeceğim, örgütlenin. Bir çatı örgütü yapın. Deyin ki sanatın, sanatçının kim olup olmadığına biz karar vereceğiz. Para birikiyorsa orada, sizin eserlerinizden toplanan para birikiyorsa orada, onun hesabını size vermek zorundadır.